fiyatı normal ama yemin fiyatı çok yüksek. Yem fiyatları 4-5 aydan beri neredeyse %50'ye yakın zam geldi. Bizim süt 2380 liraydı yılbaşından önce. 3 lira yaptılar. İyiydi ama yem ondan sonra 2 kere daha zam geldi. Şimdi bay yine zam var, yeme 4 lira 5 lira diyorlar. Yani sütün fiyatından ziyade biz yemin fiyatı zorluyor. Yem konseyi kuracaklar o zaman. Ona da diyecekler bu buradan yukarı zam yapamayacak. Evet. Sütte müdahale edebilirse yeme de etmeleri gerekiyor. Yılbaşından önce süt fiyatını 3 lira olarak belirledik TARKOP başkan. Ondan sonra Ocak ayını 3 liradan aldık. Şubat ayı geldi. Ankara'ya toplantıya gidiyor dedi başkan bizim. Ondan sonra geldi 2800 süt dedi. Yani burada direttiğimiz 3 liraya Ankara'ya gidip gelince 2800'e düştü bizim süt. Ben yem fiyatlarından rahatsızım. Şimdi süt, işlenen sütü 3 TL'ye alan sütü düşürdüler 2.80'e. Yem fiyatlarını yükseltiyorlar. Süte nasıl müdahale ediyorlarsa yeme de aynı müdahale etmelerini istiyor. Yani Tarım Bakanlığı'ndan istediğimiz bu. Biz zaten yarı yarı zaten kendimiz yapıyoruz. Balyasını kendimiz yapıyoruz. Kaba yemini kendimiz yapıyoruz. Silajını kendimiz yapıyoruz. Yine de içinden çıkamıyoruz yani. Önce sanayiciler yem fabrikaları. Ondan sonra Tarım Bakanı buna müdahale edecek yani. Dolar çıkıyor, yeme zam oluyor. Dolar düşüyor. Yemi de düşürsün o zaman. Şimdi dolar çıkıyor. Dolara zam geldi, koy zamı. Dolara zam geldi, koy. Dolar düşüyor. Aşağı düşürüm onu da. Yok. Yine aynı yerde kalıyor. Sanayici kazanıyor. Peynire, yoğurda zamı koyuyor. Ama bizim süt aşağı çekiliyor. Bunlara yani müdahale etmesini istiyoruz. Sabah kalkıyoruz, yem fiyatı yüksek. Akşam yatmaya varıyoruz, süt fiyatı düşük. Biz de bu işten şaştık yani. Şimdi sütü topluyorlar, diyorlar ki 3 lira. Hadi iyi diyoruz, bu ay 3 liradan gidiyor. Bir de parayı almaya varıyoruz, 2.800'e düşmüş. İşlenmiş sütten fiyat düşülür mü? Her ay bir bakıyoruz 5 lira, 10 lira, her ay zam, her ay zam. Ola ki süt atıyorum 2 lira olsun ama yem de düşük olsun. Yani bunu bir ilgilenmeleri lazım. Süde düşürüyorlar, yem habire gidiyor, habire gidiyor. Her ay, her ay, her ay yıldık ya. Yani. Çiftçiye bir sormaları lazım. Bu nasıl oluyor, nasıl ediyor diye. Yemlere müdahale etmeler lazım. Süt kendiliğinden düşer zaten. Yani bu şekilde. Daha önceki yıllar biz bu hayvancılığı yapıyorduk ama her ay bir kafalı altın koyduk yere. Şimdi her ay cepten ne ekleyeceğiz diye düşünürüz. Kooperatif olmasa bizim işimiz bittik. Her birimizin 20'şer bin lira borcu var buraya. Yani bu kooperatif olmasa bizim ayakta durmamız zaten şansımız yok. Devlet desteklemesi lazım bu kooperatifleri. 2 tane balya makinemiz var ama köy büyük. Yetersiz geliyor. Tamam. Hele tam mesela balya bağlanacağı havalar yağışlı geçiyor. Tamam. Bunun için biraz daha olsa daha iyi olur. Yani ekipmanları çoğaltmamız lazım. Evet, değil mi? Evet.